Ben Mehmet Nurullah Gök, edebiyat Türkçe öğretmeniyim. Bugün ne yapalım dedik? Sevgili YKS tayfayla bir ders yapalım dedik. Sevgili dostlar, YKS kademesinde biliyorsunuz çok kişi giriyor sınava. O kadar çok giriyor ki bazen 1 milyona yakın aday da barajı geçemiyor. Hayali umudu olanlar var. Onlar da sene boyunca çalışıyor veya 1 yıl, 2 yıl kendi hedefine ulaşmak için çalışıyor. En son hedefine ulaşıyor. Peki bu hedefe ulaşmak gerçekten zor mu? Biz de bu yollardan geçtik. Yani yıllar yıllar önce biz de sizin gibi bu şekilde sınava hazırlanıyorduk. Tabii o zaman teknoloji bu kadar yaygın değildi. Z kuşağının nimetlerinden faydalanamadık. Dil bilgisi ağırlıklı olacak sevgili Elif. Tabii KPSS de dinleyebilir çünkü neden? Dil bilgisi kademesindeki sorular aynı. Nerelerden katılıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Hangi illerdesiniz? Nerelerden geldiniz bu derse? Edebiyat yok bugün. Isparta, İstanbul, Mardin, Kayseri, İzmir, Batman, Ankara, sevgili Ankaralı Uğur, Hakkari, Sivas, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Konya, KPSS'ciyim demiş Nisan Hanım, Malatya. Malatya'ya derse geldim bu arada. Adana'da derse geldim. Samsun'da derse geldim. Kayseri'de derse geldim. Hep derse girdiğim illerde arkadaşlar var. Ben aynı zamanda ÖABT öğretmeniyim arkadaşlar. Yani Edebiyat ve Türkçe öğretmenleri atanmadan önce girdiği bir sınav. Burada arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza ders veriyorum. Malatya Birim Kurs Merkezi. Ha, oradayım evet. Oraya derse geldim. Malatya Birim'e. Mersin'e gelmedim. Antep'e gelmedim. Gelemiyorum artık. İzmir'e falan gittik. İzmit'ten selamlar demiş. Merhabalar sevgili Aziz. Sevgili dostlar, Batman'a geldim. Yıllar önce. Kayseri'ye tabii geldim. Yeni bitirdim oranın dersini. Kayseri'ye yaklaşık olarak bir ay boyunca hafta sonları Kayseri'deydim. Şimdi sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bu sınavda ne önemli? YKS'de birçok ders var. O kadar çok ders var ki. İllallah. Kimisi 5, kimisi 7. Bir sürü şey. Ama buradaki kademede neyi nasıl yakalamamız ve neye nasıl yaklaşmamız gerektiği çok önemlidir. Çok çalışmak mı, doğru çalışmak mı? İkisi de önemli. İkisi de kıymetli aslında. Ama az çalışıp çok verim almak çok çok daha kıymetli. Neden? Artık zamanla son yarışımız. Samsun'a Aralık ayında geldim ama normalde bu hafta cumartesi pazar günü Samsun'da olacaktım fakat omuzumda bir rahatsızlık var. Bakmayın böyle durduğuma. O yüzden bu hafta dersi iptal ettik. Ama gelecek haftadan itibaren Samsun ve Ordu derslerine geleceğim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Buradaki kısımla ilgili bizim bir kampımız var arkadaşlar. Bu kampta neyi hedefledik onu söyleyeyim sizlere. Yaklaşık Eylül ayından beri bir derslere çalıştığınız gerçeği var. Değil mi? Eylül'den itibaren başladınız geldik Mayıs ayına. Mayıs ayından sonra sınava gireceksiniz. Peki bu süreçte neyi ne kadar doğru öğrenebildin ve neye ne kadar hakimsin? Son düzlüktesin ve bir sürü konu var. Bir yıl boyunca çalıştığın bütün malzeme bir anda sınavda önüne gelecek. Peki seçici olmak lazım mı? Kesinlikle. İşte öyle bir kamp yaptık. Sınava nokta atış. Mesela edebiyattan geçen sene sürpriz sorular beklendi. Ki gerçekten sürpriz sorular geldi. YouTube'da bir videom var mesela. O da burada anlattığım kampımız vardı bizim. Aynı geçen sene bu tarihlerde bir kamp yaptık. Kimsenin değinmediği, kimsenin beklemediği ipucu kelimelerle tam 18 soruyu yaptıracak soruları söyledik. Şu işte hangisi Fahriye bölümüdür? Anahtar kelimeler vardır. Kuru anlatımı unutun. Taktik, yöntem, şifre. Vur geç. Allah'ın izniyle bu sene de birlikte bütün derslerde bunu yapacağız. Buradaki kademede sorular çok kıymetli. Bilgiler çok kıymetli, zaman az. O zaman ne yapacağız? Gümbür gümbür gireceğiz. Buradaki en önemli husus hiçbir zaman unutma arkadaşlar, özgüven. Eksiğin yoksa kendine güvenirsin. Eksiğin varsa
korkarsın. O zaman eksik konularımızı da iyi bakmak lazım. Bu kalan süreyi nasıl geçirmek lazım? Deneme çözerek eksiği kapatarak ilerletebilirsin veya bir takviye alabilirsin. Burada birçok hocamız var zaten biliyorsunuz. Yok, bu ALES için olmaz. Dil bilgisi yok orada. Sevgili Uğur. Bu ALES'e uymaz. Şimdi bu tıpatıp sorular dediğimiz soru tipleri biraz değişti. Dil bilgisinde orada burada paragrafta bir sürü şey değişti aslında. Biz de değiştik. Yani 2 yıl önceki senle şimdiki sen aynı mısın? Hayır. Piyasada yapılan en büyük yanlış 3 yıl önceki neyse bugün de aynısını vermektir. Ders dinlemek, ders çalışmak, kitap çözmek, soru çözmek değerli ama 3 yıl öncekinin aynısını yapmak yani biraz düşündürüyor değil mi? Ne demek istediğimi anladınız sizler. Çünkü bir sürü soru bankası çözdünüz, bir sürü kitap çözdünüz. Ama baktığınızda sınav anına girdiğinde biraz daha farklı geliyor size. Onun nedeni de 3 yıl önceki şeylerin aynısını bugün verilmesi. Bu konuda bana katılıyor musunuz? Düşünceniz nedir bu konuda? Evet hocam, aynı fikirdeyiz. Değişikliklere rağmen her şey aynı devam ediyor diyenler. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sorulara bir geçelim birlikte. Bazılarını biliyorsunuz. Bazılarına tabii ki burada her şeye değinemeyiz. Ama buradaki kademede şunu çok net söylüyorum size. Geçen sene sınav sorularından önce bir kamp vardı. O kampı bir bak bulsanız aslında. Geçen senenin benim bu tarihlerde yaptığım kamp ile bir de sınavda çıkan sorulara bir bakın. Ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. ÖSYM'nin ciğerini biliyorum ben. Ve o ciğerini bildiğimiz soruları nokta atışlarla vermek için geldik. Bütün dersler olacak bu arada. Yani sadece edebiyat Türkçe değil, tüm dersler olacak. Baştan sona her şey. Altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır. Kolay sorular da var tabii ki. Şimdi seviyenizi görmem lazım. Yaşadığın şehri terk etmek. Bir kere etmek, olmak, eylemek, kılmak. Yardımcı fiildir. Yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiil deriz buna. Mesela hasta oldu. Arkadaşlar, yardımcı fiiller kendisinden önce bir isimle kalıplaşır. Bir isim olur. Bunu nereyle karıştırmayacaksın biliyor musun? Kurallı birleşik fiil ile karıştırma. Çünkü kurallı birleşik fiilde bir fiil vardır. Burada bir isim vardır. Ya ikisi çok farklı. İkisi birleşik fiildir. Doğrudur. Bu yardımcı eylemle oluşan bu kurallı birleşik fiil. Kuralı var. Mesela bu kademeye gelelim. Yazabilirim. Bak şimdi. Yazmak fiil midir? Evet. İşte bu kurallıdır. Hasta isim midir? Evet. Olmak, etmek, eyleme var mı? Evet. Vur geç. Buradaki kademede yapman gereken tek şey bu arkadaşlar. Diğerinde fiil olmuyor. Şimdi buradaki kademedeki sonu K ile biten. Her zaman yardımcı eylemle ayrı yazılır. Mesela geçen sene sınava girecek öğrencilerime şunu dedim. Dikkat et. Hak etmeyi şöyle yazarlar ve birçok hoca yazar. Dikkat et. ÖSYM buradan vurur. 2021 YKS sınavında hak ettiği şöyle yazdı. Yanlış. Ayrı yazacaksın. Sınav sorusuydu bu yazım yanlışı. K ile biteni ayrı yaz. Yardımcı eylemlerin birleşik yazılabilmesi için bir ses olayı olmak zorunda. K ile bitenleri düşünme bile. Terk etmek ayrı yazılır. Vezir parmağı, insan organlarıyla çiçek ve bitki isimleriyle oluşan ve aynı zamanda kalıplaşmış bir nesne, bir hastalık, bir yemek, bir tatlı ismi olmuşsa birleşik yazmak zorundasın. Parmak. Vezir parmağı tatlısı bir yemek ismi oldu mu? Evet. Vur geç. Ayrı yazmak yanlıştır. Birleşik yazmak zorundasın. O zaman bu da yanlış. Zannetmek demiş. Arapça kökenli kelimelerde zannetmek söylerken de zannetmek demiyorsun. Burada bir ikizleşme olacak. Bir ne daha gelir? Zannetmek. Ses olayı olduğu için birleşik yazmak zorundasın. 2019 mu 2020 yılında mı YKS sınav sorusu tıpkı buna benzeyen. O arada bu sorunun aynısı da kitabımda vardı. Sevgili arkadaşlar, makam, mevki, makam mevkiyi temsil eden tüm kademedeki kelimeler büyük harfle yazılır ve özel isim kabul edilir. Makam ve mevki
Aynı şekilde örnek vereyim bu kademeyle ilgili. Türkiye büyük, şöyle şöyle yazayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladı, başladı, devam ettim. Bir sürü cümle yazdım, noktamı koydum. Bu sene mecliste, bak mecliste büyük yazdım ve ayrı yazdım. Makam ve mevkileri temsil eden tüm sözcükler büyük harfle yazılır ve kesime işaretle ayrılır. Burada Ankara valisi demesine gerek yok. Derdini valiye dilekçeyle arz etti dediğinde buradaki kademede vali bir makamı temsil ediyor mu? Evet. Büyük yazacaksın, kesmeyle gene çekim ekini ayırmak zorundasın. Ama şöyle kullansa, şöyle kullansa, kendini buranın valisi zannediyor derse yanlış olur. Çünkü neden? Kendini buranın valisi zannediyor derken makam ve mevkiyi temsil etmemektedir. Bu yüzden yanlış olurdu. Ama burada makam ve mevkiyi temsil etmekte. Bu sebeple büyük harfle yazılır ve kesmeyle ayrılması doğrudur. Cevap Denizli. Fark etmek, K var. Arz etmek doğru yazılmış, ses olayı yok, ayrı yazılır. Mesela kayıp kelimesine olmak geldi. Öğretmenim ben böyle yazacağım. Kayıp oldu. Yazamazsın. Türkçe dil bilgisi kuralı der ki bana birden fazla heceden oluşan, hecelemek yani kayıp, iki ünlü var. Her ünlü bir hecedir. Unutma bunu. Birden fazla heceli kelimelerden oluşan kelimelerden bir kelime ondan sonra veya bir ünlü geldiğinde ikinci hecedeki ünlü düşmek zorundadır. Ola ki düşmüyorsa, kelime gereği öyle yazılması gerekiyorsa, bu da kurala aykırılıktır. ÖSYM buradan hiç sormadı. Kurala aykırılık. Sorabilir. Kuraldır bu yani. 7. yüzyılda senin atalarının koyduğu kuraldır. Buradaki kademe ile ilgili geldiğimizde kayıp olmak dediğimizde şuradaki düşer ve kayboldu demek zorundasın. Mecbursun. Buradaki zaten denizde. Devam ediyoruz. Aa yok yok, yine birbirimize saygımızı koruyalım arkadaşlar. Sakin olun. Rahat olun. Lütfen birbirimize saygımızı koruyalım. Saygı çok kıymetlidir arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Sizler çok daha saygılı olmalısınız birbirinize. Sizler yeni nesil olarak, genç nesil olarak bir şeyleri değiştirmek, yani saygı ilkesinin ne kadar kıymetli olduğunu herkese göstermek zorundasınız. Öpüyorum hepinizi. Anlaştık mı? Seviyorum sizi. Hadi bakalım. Sorun olursa sorabilirsin tabii ki. Şimdi arkadaşlar, aşağıdaki cümlenin hangisinde birleşik zamanlı, bak birleşik zamanlı, burayı dinle, yazma. Lütfen yazma, beni dinle. Aşağıdaki cümle hangisinde birleşik zamanlı? Şimdi birleşik zaman ne demektir? Bak birleşik zamanlı veya birleşik çekimli. Arkadaşlar, birleşik zaman dediğim olay, şimdi değineceğim sana, dinle beni. Bir kere fiillerde olur bu, unutma. Tamam. Fiil kök ve gövdelerinde olmak zorunda. Bu burada dursun. Buradaki kademede bizim kipeklerimiz var. Bir geçmişimiz var. Şimdiki zamanımız var. Geleceğimiz var. Geçmişimizde neler var? Dı kipeki. Mış kipeki. Şimdiki zamanda yor. Gelecek zamanda acak gecek. Bir de her zaman yaptığımız bir şey vardı. Ar er. Bunlar haber zaman kipleri. Bir de dilek tasarlama kiplerim var. Gereklilik malı meli. İstek ae. Şart kipi var. Sase. Bir de emir var. Bakın arkadaşlar. Bunlar fiil çekim ekleridir. Yani fiil çekim eki ne demek? Sadece fiillere gelir. Başka hiçbir yere gelemez. Bu burada dursun. Bütün fiiller de kip eki almak zorunda olduğu için biz bunlara çekimli fiil diyoruz. Bak çekimli fiil. Örnek verdim. Geldi. Kip eki var mı? Var. Fiil mi? Evet. O zaman bu çekimli fiildir. Gelecek. Kipeki var mı? Fiil mi? Evet. O zaman burası ne olur? Çekimli fiildir. Çekimli fiiller kendi içerisinde ikiye ayrılır. Basit çekim veya basit zaman hiç fark etmez. Bir de birleşik var. Şimdi arkadaşlar, bir fiilde şunlardan sadece bir tanesi varsa basit çekimli olur.
Mesela yukarıdakilerin hepsi basit çekimlidir. Mesela şöyle bir not düşüyorum. Türkçe'de tüm fiiller çekimlidir. Yani fiil gördüğün her yer çekimlidir. Niye diyeceksin? Gel dedim. Çabuk buraya gel. Kipeki var mı? Yok görünüyor ama emir dediğim bir çekimim var. Bu yüzden fiillerin tamamına ben çekimli fiil derim. Basit çekim tek kipeki. Birleşik çekimde ise arkadaşlar dı, mış ve sa. Bu üçü benim için anahtar kelime. Nasıl yani hocam? Şuradakilerin hepsinin üstüne ikinci kipeki olarak dı, mış ve sa geliyorsa artık birleşik zamanlı olur demektir. Mesela yukarıda gelecek basit çekimli bir kipeki var. Gelecekmiş veya gelecek imiş. İkinci kipeki geldi mi? Evet. Zaten bunun dışında hiçbir şey gelemiyor. Dene. İstediğin kipekini getir. Olmayacak. Buradaki artık ne oldu? Birleşik zamanlı oldu. Yani iki kipeki. Burası dursun. Burayla ilgili bir soru var mı? Sadece merak edenler veya sorusu olanlar sorabilir. Diğerleri sormasına gerek yok arkadaşlar. Örnek vereyim. Oynuyor. Bak kipeki bir. Oynuyorsa. Gördün mü ikinci kipeki? Yani buradakilerin şuradaki dımış, yor, acak, ar, malı, ae, sa emiri yok zaten. Katmerili 3 tane olursa katmerili bu bir işe yaramaz dostum. Bir işe yaramaz. Basit ve birleşik. Katmerili 3 tane geldiği zaman çok dert değil o. Anlatabildim mi? Müsemeni gireceği bir şey yok zaten. Müfredatta katmerili dediğimiz bir şey de yok aslında. Üniversite müfredatında. Şimdi sevgili arkadaşlar. Dımış ve sağ ikinci kipeki olarak bunların üstüne sadece bunlar gelir. Başka bir şey gelemez. Ona da değineceğim. Şimdi arkadaşlar birleşik yapılı farklı bir şeydir. Birleşik zamanlı farklı bir şeydir. Birleşik zaman ve birleşik çekim dediğimde kipeklerine bakacaksın, tamam mı? Mesela bir kipeki, iki kipeki. Bu artık birleşik zamanlı. Bu burada dursun. Şimdi birleşik yapılıya gireceğim arkadaşlar. Tamamını sildim. Birleşik yapılı eylem dediğimizde arkadaşlar bir fiilin birleşik yazılma yolu vardır. Mesela birden fazla kelimeyle yazılan var. Mesela şöyle düşün. Bir, fiillerin yapısı diyorum, tamam mı? Eğer ki çekim eki alırsa basit olur. Yapım eki almayacak. İki, türemiş var. Sözcük türü de aynı şekilde. Sözcükte yapı gibi. Yapım eki alırsa bir tane alırsa yeter bana. Türemiş 3. Bir de yapısına göre birleşik dediğim var. Bu birleşik çeşitli kademelere ayrılır. Fiillerdeki yapıdır bu. 1. Yardımcı eylemle olan. 2. Kurallı birleşik fiil olan. 3. Buradakinde anlamca kaynaşmış olan. Yani deyimler. Fiillerin yani yapısına göre bak eylem demiş arkadaşlar. Eylem dediği için benim isimleri aramama gerek yok. Mesela çek yat. Bu da birleşik bir kelime ama çekmek ve yatmak fiili yapısı değişerek ne oldu? Nesne isim oldu. İsim oldu isim. Bunu arayamazsın. Fiil olmak zorunda. Yardımcı eylemle mesela hasta oldu. Yardım et veya yardım etti. Şuradakinde etmek, olmak, kılmak, yardımcı eylemleri geldiğinde bu şekilde kayboldu mesela az önceki. Bunlar yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir. Yapı istiyor benden. Yapı. Yapısına bakıyorsun. İkinci yol kurallı. Bir, mesela ebilmek var. Artık yeter. Yapın bunu. Bilin diyorum. Yeterlilik fiili. Nedir bu? Ebilmek. Yapıştır. 2. Ödevini tez ver. Tezlik fiili. Tez ver ödevini. İ vermek. Bak tezlik i vermek. 3. Süreklilik. Sürekli gel, kal, dur, gitme demedim mi sana? 4. Yaz yaklaşır değil mi? Yaklaşma fiili nedir? E yazmak.
İşte bu da kurallıdır. Nasıl yani hocam? Mesela gelebilirim ebilmek kalıp geliverdi i vermek tezlik düşe yazdım e yazmak. Buradaki de yapısına göre dediğimiz olaydır. Birleşik dediğinde buna bakacaksın fiillerde. Bir de anlamca kaynaşmış. Yani deyimler. Mesela gözden düştü. Buradaki bir deyim midir gözden düşmek? Evet. Bu işte anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Senden bunu istiyor yapısına göre. Burayı anladın mı? Alanlar artı koyabilir mi? Anlamayanlar eksi koysun. Etmek, olmak, kılmak, eylemek, yardımcı eylemle. Yapıldığında buna bakacaksın. Yeterlik fiili, tezlik fiili, süreklilik fiili ve yaklaşma fiili. Harikasın. Şimdi tekrardan bana gel. Bana gel tekrardan. Arkadaşlar, bunlar içerisinde ÖSYM'nin en çok sevdiği yer ki buradan bu sene %90 soru soracak. Yeterlilik fiili. Bütün bu kurallı birleşik fiillerden olumsuzu olan tek bir tane fiil var. Ebilmenin var. Ebilmenin olumsuzu nedir biliyor musun? Ama, amaz. Bak şimdi şu. A, E olmak zorunda. E bilmenin önünde dikkat ettin mi? E var. Bilmek düşüyor başına. Ma, me olumsuzluk eki ve maz olumsuzluk eki geliyor arkadaşlar. Mesela duramaz. Dikkat ettin mi buraya? Bak fiil olacak. Çok dikkat et buna. Canımsın kelimenin köküne git. Durmak fiil mi? Evet. Fiil kökü. Bak duramaz. Amaz var mı? A var mı? Evet. O zaman bu nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Birleşik midir? Kesinlikle evet. Birleşik fiildir. Yeterlik fiili zaten birleşik. Olumsuz olan tek buydu. Mesela buraya geldim. Benzemez kimse sana dedim. Öğretmenim ama eme var burada. O zaman olur mu? Bu yeterlik fiilin olumsuz olur mu arkadaşlar? Bu olur mu? Sizce benzemez olur mu olmaz mı? Eksi artı koyabilirsin. Bence olmaz demiş. Evet, aynen öyle Melike, adamsın. Aynen öyle. Arkadaşlar köküne in. Kelimenin kökü nedir? Benizdir. Benizden benizlemek olmadığı için ses olayı meydana geldi. Bu isim köküdür. Tekrar ediyorum. Yardımcı eylem olanlar isim köklerinde olur. Kurallı birleşik fiil olanlar fiil köklerinde olur. Benzemez dediğinde beniz isim köküdür. AE geldi buraya fakat bu AE nedir biliyor musun? Benizden benzemek isimden fiil yapım ekidir. Mazmez. Geniş zamanın olumsuzudur bu. Ha, ki peki bu? Geniş zamanın olumsuzu. Buradaki ne peki? Buradaki yeterlilik fiilin olumsuzdur. İkisi çok farklı şeyler. Buna dikkat et. Kök çok önemlidir. Şimdi birleşik yapıyla birleşik zamanı anladık. Benzeyemez olsaydı olurdu. Sevgili SF. Neden biliyor musun? Çünkü artık burası benzemekle fiile dönüştü. Fiil oldu artık burası. Benzeyemez dediğinde ama emez kalıbı ortaya çıktı. Şimdi olur işte. Tamam mıyız dostlar? Fiile döndü mü anmaz emez vur geç. Mesela kaçmaz. Öğretmenin burada yeterlilik fiilinin olumsuzu var mı? Hayır. AE olmak zorunda. Şöyle olsa olurdu ama. Kaçamaz. Şu olur artık. Yardımcı eylem olanlar isimlere veya sıfatlara gelir. Kurallı birleşik fiiller dediğim bu dördü sadece fiillere gelir. Zaten diğeri de deyimdir. Deyimler, deyimler. Fiil oldu mu geç. Mesela bir şey soracağım sana. Sen bana cevap ver olur mu? Gözüne batmak deyim midir? Evet. Deyim, tamam. Tamam, teşekkür ederim. İlkin cevap vermesi yeter bana. Peki burada
Burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil var mı? Evet diyenler artı, hayır diyenler eksi. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil var mı? Yok diyenler var. Evet diyen var mı? Yok. Burada olmaz. Neden? Aynen öyle. Neden? Çünkü artık burası bir ne aldı arkadaşlar? Sıfat fiili aldı. Makmek isim fiili aldı. Artık burası isim oldu. İsim oldu. İsim. Yani fiil olma özelliğini kaybetti. Ama şöyle deseydim gözüne battı. Artık fiildir. Bu olur. Bu olmaz. Güzel. Alt taraftan kapatılıyor diye biliyorum ben. Şimdi soruya geçebiliriz. Birleşik zaman dediği için iki kip eki olacak. Yani ikinci kip eki dığmış ve sağ olacak. Bakalım. Kırıyorum fiiline geldim. Bir kip eki var. Bak, tutmuş gökten. Nasıl gök? Buz tutmuş gök. Bak basit zaten. Bu sıfat fiil zaten. İsmin önüne geldi. Bu hiç olmaz. Burayı kafadan eledim arkadaşlar. Geldim. Yıkanıyorduk. Yor var ve dığdi var. Olur mu? Evet. Burası birleşik zamanla. Dursun. Fısıldamak fısıldamıştı. Mış ve tığ var. Evet. Şuradaki ikinci kip eki. Olur. Bu da olur. Yapıştırıverdim dediğimde yapıştırmak, ivermek, dığdi. Bir kip eki var. Basit zamanlı. Bu da elendi. Gökyüzünün mavi ayak izlerini görmüştüm dediğinde. Buradaki kademeye geldiğimde mış ve tığ gördüm değil mi? Basit zamanlı istiyor benden. Yani çekim eki alabilir ama yapım eki almayacak. Birleşik olmayacak. İki kip eki var, bu da sağlıyor. Şimdi birleşik zamanlıyı sağlayanlar 3 tane. 3 tane olduğunda gözünü kapat. Hangisinde kalem durursa cevap odur. Yanlış yere gittim. Demek olmadı. Deneme sen. Ben denedim, sen deneme. Zaten üçkağıtçılar da var bazen. Deneme çözer ya arkadaşlar. Arkadan cevap anahtarına bakar hemen. Aa, zaten ben de A yapacaktım. Artı net. Kanka kaç net yaptın sınavda? İşte 100 net yaptım. Ama yarısına baktı aslında. Vallahi yapıyorsunuz bunu. Yapmayan ya varsa zaten olmaz. Diğeri diyor ki o gördün mü işte Ayşe 100 net yapmış. Nasıl ya o bizim Ayşe? Mümkün değil. Derslerde cevap veremiyor. Sonra sınava gidiyor. Ah Ayşe. Yapamadın kızım. Elendi. Niye? Çünkü çalışmadı. Kendini kandırdı. Aslında yanlışları yapmak çok kıymetlidir biliyor musun? Yanlış yaptığın zaman doğruya ulaşırsın. Velhasıl, velkelam işin özü, işin sözü. Ondan sonra sınava bir giriyor. Barajı geçemiyor. Ayşe ne oldu? Kaydırdım galiba ben. Aslında hepsini yapıyordum ben. Evet, soruların yerini kaydırmış. Sonra Ayşe bir dershaneye yazılıyor. Ama sizin bu neslin en çok sevdiğim şey ne biliyor musun arkadaşlar? İşte Aksaray'da derse girdim. Bizim gibi YKS tayfasıyla. Bu arada bizim dönemde sınavı kazanamadım derdik. Veya olmadı derdik. Böyle derdik. Girdim, biri dedi ki ilk hazırlanışın mı? Ne zaman hazırlandın? Hedefin ne dedim? Hocam ben mezuna kaldım dedi. Lan düşünüyorum mezuna kalmak ne? Acaba mezun mu? Lan nereden mezun olacak? YKS tayfası. Üniversite mezun olamaz. Düşünüyorum ben. Birine daha sordum. Hocam mezuna kaldım. Allah Allah, bu mezuna kalmak ne? Hiç çaktırmıyorum da. Ben de ha öyle mi, iyi o zaman aferin falan diyorum. Mevzuyu anlamadım çünkü. Bizim dönemde ne derlerdi bize? Hocam kazandın mı derlerdi bize? Yok hocam vallahi kazanamadım. Ama muazzam bir fikir. Bayıldım buna. Sonradan mezuna kalmanın ne olduğunu öğrendim. Çok yaratıcı bir cevap. Düşünsene kimse açıklama yapmak zorunda değilsin. Yaşlı neneler anlayana kadar zaten sene biter sen kazanırsın. Öyle bir durum olmuş. Kesinlikle. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar. Evet ben vallahi ben de öyle derdim. Kazanamadık. Ama çok iyi ya bu vanla, bunlar çok iyi yemin ederim. Bunlarla çok ders yapmam lazım. Birleşik zamanlıyı anladık. Eledik elediklerimizi. İki kip eki var bitti. İki kip eki var bitti. Bu birleşik zamanlı artık. Buraya gel. Şimdi basit yapılı. Şimdi yıkamaktan yıkanmak. Yıkamak fiil kökü. Yıkanmak farklı bir şey oldu. Yapım eki var burada.
Bu artık ne oldu arkadaşlar? Türemiş. Gitti. Benden basit istiyor. Ele. Kelimenin kökü fıstır arkadaşlar bunu. Fıs, hor, şır. Yansıma sesleriz biz bunlara. Doğada kendiliğinden olan seslerdir. Fıs isim köküdür. Fıstan fısıl. Fısıldan fısıldamak. Fiile dönüştü. Tamam. Fiile dönüştüğü için kipeklerini alabilir. Bakın. Kipekleri sadece fiillere gelir. Mış ve tı var. Ama buraya baktığımda fıs ve isimden fiil yapım eki. Fiilden pardon isimden isim. İsimden fiil yapım eki. Yapım eki var mı? Var. Fıs ayrı bir şey, fısıl ayrı bir şey. Doğal olarak bu da türemiş oldu. Elenir. Yapıştırmak. Bak yapıştan yapıştır. Öğretmenim iyi vermek var. O zaman bu nedir arkadaşlar? Tezlik, birleşik, fiil. Öğretmenim burada yapım eki vardı ama. Buraya geldiğinde bu da iyi vermek geldi. Bu türemiş mi? Birleşik mi? Arkadaşlar en son olan neyse birleşik hepsinin üstündedir. Birleşik olduğunda artık öndeki yapım eklerine bakma. İ vermek tezlik birleşik fiilidir. O zaman burası bana basit istediği için zaten elenmişti burası hatırlıyorsan. Neden? Bir kipeki vardı. Yapısına göre de birleşik fiildir. Hiç cevabım olmaz. Buraya geldim. Görmek bir kipeki var. İkinci kipeki var. Artık burası ne oldu? Basit. Çünkü yapım eki almamış. Bunlar fiil çekim ekidir. Görmüş görmüştü. Birleşik zamanlı mı? Kesinlikle. Mesele bitti. Cevap Edirne. Tabii sizinle zaman nasıl geçti anlamadım. Vallahi gerçekten çok iyi. Şimdi buradaki kademe ile ilgili size farklı bir soru göstereceğim. Zaman daraldı. 19'a geldi. Allah affetsin olmadı. Şuradan bir soru eklemiştim ben. İnşallah eklemişlerdir arkadaşlarımız. Heh. Dinle beni. Buraya gel. Ayça çok geç artık bebeğim. Onu burana kadar süremiz dolar ya. Sonra bakalım olur mu? Şimdi arkadaşlar böyle bir soru gelmedi. Böyle bir soru ÖSYM bu sene sorsa ki biliyorsunuz ki MSÜ'den birazcık farklı sorular denedi. Bu sorunun cevabına ne derdiniz? Bu soruyu size bırakıyorum. Burayı da bitirelim çünkü şöyle 40 dakikamız doldu işin tuhafı. Ünlülerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütler göz önüne alındığında aşağıdaki sözcüklerin hangileri ünlülerin nitelik bakımından birbirine benzemez? Bu arada çıkmış bir soruya benzer. Haberin olsun. Size sorsa bunu diyelim ne yapacaksınız? C, D, güzel. C, boş bırakırdım diyor. A, ki bu normalde bildiğiniz bir konu biliyor musun? Sana soruyu farklı şekilde sordu. Yemin ederim Nil çok iyisin. Sen sınavda hep salla olur mu? Sakın yapma bunu. Yazık edersin. Tamam. Aslında bu soruyu biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir yerde size es geçildiği için. Ünlülerin kaç tane özelliğe göre sıralarım biliyor musun? Üç özelliğe göre. Ünlü bildiğim ünlü harfler. İki ve üç. Yok Nil yanlış yaptı. Üç tane özellik var ama biz bir tanesini biliyoruz. Okullarda da bize bir tanesini öğrettiler. Şimdi bu soru geldi. Neye bakacağım? Aha bu ince, aha bu kalın. Olmaz. Bu da ince, bu da kalın. Olmaz. İnce kalın. Aha kalın ince. Öğretmenim ikisi ince. Cevap E. Bir yere göre öğrendi. Bir değil. Dinle beni şimdi. Yazma. Buraya gel. Arkadaşlar ünlüleri üç özellikten. Bir, damak dediğim vardır. Bak damak uyumu. Damak uyumu ne demek biliyor musun? Kalınlık incelik uyumu. Bir şey daha diyeyim. Kalın ince uyumu dışında ne diyorsun biliyor musun arkadaşlar? Büyük ünlü uyumu. Buna göre bakıyorum. Damak deyince aklına ne gelecek? Bu değil, değil. Beni dinle. Bak arkadaşlar, damak uyumu benim kalın ve ince ünlülerim vardır. Bak şimdi sesime bak. A, E, O, Ü. Sese bak. A, kalın değil mi? Aa. A sesi ve üstünde nokta olmayanlar. Kalın. E sesi.
ve üstünde nokta olanlar ince. Kalın, ince. Bir de benim ikinci özelliğim. Dudaklarıma bak. Yani yuvarlak diz, gördün mü? Bak şimdi. Ben söyleyeceğim, sen ne olduğunu söyle. Yuvarlak ve düz ünlülerim var benim. Yani bu dudak uyumu. Dudak uyumu dediğimiz şey ne arkadaşlar? Dudak dediğimiz. Biliyorsun bunu. Küçük ünlü uyumu diye bildiğimiz var ya, o aslında. Küçük ünlü uyumu. Uzun süredir Hüseyin'e bu konuyu sormadı bu arada. Biraz böyle bekletti size. Yuvarlak ve düz ünlü. Şimdi yuvarlak dediğimize bakalım. Dudağıma bak. Dudağıma bak. O. Ö. U. Ü. Dudağım yuvarlak mı? O. Ö. U. Ü. Dudak. Bak şimdi dudağıma bak yine. A. E. I. İ. A. Dudağım düz. A. E. I. İ. Bir de arkadaşlar ağız, çene durumuna göre. Geniş mi, dar mı? Bak. Çok kolay bir şey yok bunda. Şimdi bu neye göre bakıyorum? Ağız. Ağız durumuna göre. Bak şimdi. Bizim dar olsun. Normalde zengin olanlar böyle seçici davranır. Her şeyi yemez. Neden? Fit olmak zorundalar. Ağızlarına dikkat etmek zorundalar. O zaman şöyle düşün. Bu ince mi arkadaşlar? Bu dar mı sizce? Evet. Peki bu da dar mı sizce? Evet. Peki bu iki ünlü ne yapalım? Hadi evlenelim. Evlendiler, ikisi bir araya geldi. Ve çocuklar oldu. İşte bunlar dar ünlüler. Bak dar. Çubuklar bir araya geldi. Bir çubuk, bir çubuk evlendiler. Gördün mü? Bir çubuk, bir çubuk evlendi. Bu erkek, bu kadın. Tamam mıyız? Dar ünlüleri öğrendin mi? Bu. Peki geniş ünlüler ne? Bunlar olmayanlar. Hepsi geniş. Bak, bak, bak. Üç tane geniş şey çizdim. İyi dinle. Buraya bir çizgi çizdim. A. Bak genişler zaten. Kocamanlar. Buraya ortaya bir çizgi çizdim. Bak bu da geniş. Üstüne nokta koydum. Bunlar da geniş ünlülerim. Bu soruda ne demek istiyor sana biliyor musun? Biyoloji kalktığında. Aa, benim işim. Biyoloji, kimya, fizik, coğrafya. Çok iyi anlatırım. Anlatayım mı Elif? Genelde öyle var. Abi ne iş olsa yaparım. O dönem de bitti. Ben çalışmam diyor. Şimdi buraya aslında buradan senden istediği arkadaşından senden istediği şey ne biliyor musun? Buradaki 3 kritere göre hangileri aynı yerde hiç olamaz? İ ve U aynı yerde mi arkadaşlar? İ ve U. Damağa göre aynı yerde değiller. Değil mi? Dudak durumuna göre aynı yerde değiller. Çünkü U burada, İ burada. Ağız durumuna göre, bak dikkat ettin mi? İ ve U aynı yerde. O zaman aynı kriteri taşıyabilirler. Bidon. İ ve O aynı yerde mi? İ burada, O burada. Aynı yerde değil. Dudak durumuna geldim. İ burada, O burada. Aynı yerde değil. Ağız durumuna geldim. İ burada, O burada. Hiçbir aynı yerde değil. O zaman cevap bursa olur. Çünkü hiçbir kriterde aynı yerde aynı özellikleri taşımaz. Hiçbir birine benzemez. Geldim, devam edeyim. Fiyata bakalım. İ ve A aynı yerde mi? İ burada, ağız damak durumuna göre. A burada, ele. Olmuyor burada. İ burada, A burada. Anam. Gördün mü? Dudak durumuna göre burada. O zaman bu da olur. Bir yerde yan yana olmaları yeter. Depoya geldim. E ile O aynı yerde olacak mı? İlk yerde farklı yerdeler. O burada, E burada. İkinciye indim. E burada, O burada. Bu da olmaz. Aşağı indim. E ve O aynı yerde. O zaman bu da olur. Aynı özellik taşıdığı bir özellik var. Körük. Buraya geldiğimde zaten şu dudak durumuna geldiğinde Ö de var burada, Ü de var. Bitti. Cevap Bursa. Adamsınız. Arkadaşlar, sevgili YKS tayfa. Sevgili arkadaşlar, ne yazık ki süremiz doldu. Kusura bakmayınız, daha çok soru çözmek isterdim. En azından gelebilir Ceyda. Denedi bunu, ÖSYM bundan sordu bu arada, size sormadı. Çıkan bir kalıp var burada, haberin olsun.
Şimdi sevgili dostlar, bizim 23 Mayıs'ta PYT, AYT genel tekrar kampımız başlıyor. İnşallah Rabbim nasip ederse Türkçe ve Edebiyat kısmında ben olacağım. Bir İrem hocamız var Edebiyat'ta. Edebiyat'ta full. 18'i cebe koy. Garanti en az. Türkçe'den de inşallah çıkabilecek, ÖSYM'in üstüne durabileceği her şeyi vurup geçeceğiz. 23 Mayıs'ta arkadaşlar, 23 Mayıs'ta kampımız başlıyor. Bir saatlik bir öğrenci koçuyla seans ayarlanmış. Ücretsiz bir şekilde oradan istifade edebilirsiniz. Şu an link paylaştı sistem yöneticimiz. Oraya tıklayarak istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Kafanıza takılan, merak ettiğiniz şey olursa da hem size rehberlik yapsınlar, hem size yol göstersinler, hem de sizin şu anki seviyenizi ölçsünler. Bunu korkma, ücretsiz olacak sana. Kamp ücretli tabii. Bir sürü hoca var arkadaşlar. Yani onlar doğal olarak bir ücrete tabi gireceği için. Eğitim koçu adamsın dedi. Evet, eğitim koçunun şu an paylaştığı değil de sistem yöneticimiz paylaştı. Bunu eğitim koçu burada değil şu an. O siz onu yarın size arayacaklar. Bu linke forma dolduranlar arkadaşlar. Orada at soyad telefonunu gir, yarın müsait bir zaman dilimde ararlar. Derdini anlat, dermanın varsa veya ne seviyedesin inşallah sizlere de için faydalı olur, iyi olur. Hepsi için arkadaşlar. Kampta bütün derslerimiz var. Bu eğitim seansı tüm dersleri için. Yani senin genel seviyen için, sınavdan önceki durumla ilgili. Benden buraya kadar ücret için sevgili dostum, inan ben de bilmiyorum sevgili Levent. Linke tıklarsın. Oradan ekstra bilgi almak istediğin ne olursa olsun oradan sorabilir, istifade edebilirsin. Zaten sana oradan bir bilgi verilecek. TYT, AYT. Yok canım 7000 değil, olur mu öyle şey? Yok yok. Öyle değil. Kontenjan ve sistem tüm detaylar içinde şu an eğitim koçunun paylaştığı linke tıklayabilirsin. Yani şu numarayı arayabilirsin. Çok cüzi bir şey ya. 300-500 lira bir şey de bütün dersler. TYT, AYT. Vallahi çabuk geçti. 40 dakikayı doldurduk arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.